Merhaba web teknik takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz Casper'ın oyunculara özel olarak üretmiş olduğu Excalibur G660 dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Arkadaşlar bu bir oyuncu bilgisayarı dedik. Ürünün teknik detaylarına bakmadan önce gelin birazcık oyun oynayalım. Arkadaşlar konseptimiz şu. Bu arada ilk Counter Strike oynayacağız. Gun Race, silah yarışı oynayacağız. Tamam. Ben mouse'u tutacağım. Ben de yönlendireceğim. Lütfü de yönlendirecek. Genelde yüksekte ve Full HD'de oynuyoruz. Zaten monitörümüz de 1080p. O yüzden bir sorun yok. Gir abi. Evet, oyun şu an başladı. Bu arada biz esas amacımıza dönelim diyeyim. 250 FPS'leri hakikaten gördük. En yüksek ayarlardayız. Şu an 288. Arkadan yiyoruz. Lütfü yine bıçak çekti. Vurduk. Aynen, birini vurduk en azından. Birini vurduk arkadaşlar. Neyse, özetle Counter'da güzel FPS'leri görebiliyoruz. Aynen, zaten minimum 130'lara düştük ki çok oynanabilir bir seviye diyebiliriz bunun için. Aynen. Arkadaşlar son kez bir kere daha ölelim. Zaten CSGO hani biraz da en yüksek acaba 300 görür müyüz diye bir deneme için girdik. Bitti. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet, bir Overwatch açalım. Bu da yine çok oynanan bir oyun. Şu an full screen'deyiz. Yine 1920x1080'deyiz. Oyunumuz açıldı. Overwatch'a girdik. Arada bir ton süreç var. Oynayanlar bilecektir. Oraları atladık. Kocaman adamsın lan. Küçücük çocuğa o kadar vurur mu? Ayıp. Ayıp. Zaten tek başımıza bile oynayamıyorken iki kişinin neler olacak merak ediyorum. Şu an 120-110 arasında gidip geliyoruz. Bakalım aksiyonlu bir yerlere doğru gidelim. Aha geldi. Oğlum şu adamdan geri dur. Oo, gardı var. Stun. Adam bir kere daha aldı bizi. Gel buraya. Biz yalnız onların hakikaten mekanına girdik. Abi sen öyle. Niye adamın dibine giriyorsun? 110 ben şey FPS'ye ya. Bakayım diye girdim oğlum, şey yapma öyle. Oğlum FPS'ye bakayım da 110, 110'lardayız. Güzel. Güzel. Biz de oyun oynuyoruz ya. Ama lütfen inme abi. İnme abi. Yanlışlıkla inme abi. Vurdum. Vallahi vurdum. Aha. Bravo. Çıkalım abi. Çıkalım abi. Oyun bu kadar yeter. Ama oyunu bölmeyen belki bu ayıp bir şeydir ya. Overwatch da bizleri üzmedi dostlar. Evet, biz oyuna başladık. 1080p'deyiz. Falan filan onlar zaten aynı. Özel de getirdik. Her şeyimiz ultra şu anda. Ben mi yönlendiriyorum ya? Bir sen değil abi. Yere çök. Bir şey yap. Adamlara armut gibi çık. Otomatik silaha dayanmışız. Nereye yere çöküyor? Aa, çökemiyor. Bomba, Allah bomba attım, kaç. Fuy. Ben nasıl kaçayım lütfen mouse'la böyle böyle yapa yapa. Doğru söylüyor, adam var dibinde. Oğlum yanıyor. O ne la, adam taşın içine girmiş. Oğlum bu adam nasıl taşın içine girdi? Yok, taşın arkası. Biz öldük şu öldüm. An arkadaşlar. FPS'imiz 75. Anında 77 oldu, burada olması normal tabii ki de. Şimdi tankın içinde gidiyoruz. 92'lerdeyiz ki normal. 90 aynen normal. Etrafta çok fazla bir olay göremediğimiz için. Hayır, ben şeyi anlayamadım. Mesela adam toprak arazide koşuyor yani. Şimdi ona tankla ateş etmek nereden çıktı abi? Oyun oğlum, oyun icabı. Ya şöyle bir durum var. Arkamızda tank var abi şu an. Tankı koruyoruz evet. Yani. Farkında mısın bilmiyorum. Aa, bu adam seni öldürse yeridir yani. Hakkı bu. Bir şey yok. Neyse. Demek bak, ki arkadaşlar. En kasan sahne bile 59-60'lara düştü. Aynen arkadaşlar. Gayet rahat. Şimdi Battlefield 1 testinden de geçti. Evet, Battlefield 1'den sonra şimdi geldi GTA'ya, dediğimiz gibi El Clasico durumunda. Ayarlarımız yine genelde en yüksek konumunda arkadaşlar. Bu sefer oyunu oynamayacağız, ne yapacağız? Ya bunun kendi testi var ya. Evet, onu yapalım. Sağlam sonucu öyle alırız. İyi, hadi başlatıyorum bari. Başlat. Benchmark testini. Yine 1080p'deyiz, bakalım neler evet. Olacak. Aynen, şu an 100'lü 110 gecedeyiz. İdeal yine abi 90. Bak, ışıklar falan coşuyor, bozmuyor kendini yani. Gayet oynanabilir seviyede diyebiliriz aslında. Şimdi bir de biraz bir araçlı ortamda görelim. Bir araç aynen, sürüsü. Bir de uçak uçuyordu, bir şey oluyordu bunun benchmarkında. Aynen. Yani buradan şunu çıkartabiliriz aslında. 4 oyuna baktık. 4 hani güncel diyebileceğimiz oyundu bunlar. GTA'yı hadi güncel demeyelim. Ama şu kaliteye yani Battlefield 1'den ne farkı var abi? Aynen, gayet düzgün. Yani. Sıkıntı yok. Yani bu bir oyun bilgisayarı olarak vaat ettiği şeyleri karşılıyor diyebiliriz. Aynen. Genel ortalama için 90 altına düştüğünü görmedim arkadaşlar. 90'la en yüksekte 140'a yakın bir değer gördük. Hoppa. Şimdi kazalar, savaşlar 70'lere indi bak. Evet, şu an 70'lerde. Hala problem yok ama. Direkt 90'a tekrar çıkıverdi. Geliyor. Ve boom. Evet, ben bu oyun ilk çıktığında en çok bu sahneden etkilenmiştim. Aynen. FPS'imiz de bu arada 60'ın altına hiçbir şekilde düşmedi. Aynen. Gayet akıcı bir şekilde oynayabildik. Tamamdır. Oyunlarımız bittiğimize göre artık çağdaşlar vedalaşalım ve videomuza devam edelim.
i7 7. nesil bir işlemci var içinde. Aynı zamanda GTX 1060 ekran kartımız bulunuyor. Bildiğiniz üzere VR destekli bir kart. Gerekli donanımla birlikte VR oyunları da oynayabilirsiniz. Bunun yanında ekstra olarak biz belleği seçebiliyoruz. Ancak bunun içinde 32 GB DDR4 RAM bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda 512 GB'lık bir SSD'miz. Bunun yanında da 1 TB'lık standart bir hard diskimiz bulunuyor. Biraz da tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarıma baktığımız zaman 15.6 inçlik 300 nit parlaklığa sahip Full HD bir ekran görüyoruz. Klavyemiz alttan aydınlatmalı, seviyesini biz ayarlayabiliyoruz. Dilersek tamamen kapalı konuma getirebiliyoruz. Özellikle karanlık ortamda kullanımda ışık olduğu için bayağı rahat kullanılabiliyor. Klavyemizdeki tuşların aralıkları 3 mm olarak tasarlanmış. Touchpad'den çok fazla bahsetmeye gerek yok. Günlük internet işlerimizde falan kullanabiliriz tabii ki ama oyun oynarken illaki ekstra bir mouse edinmemiz gerekiyor. Ses konusunda da oldukça iddialı diyebiliriz. Dolby Digital teknolojisi kullanılmış. Özellikle alt tarafta bir subwoofer var arkadaşlar. Bu sayede basları oldukça net bir şekilde hissedebiliyoruz. Açma kapama tuşu özel olarak dizayn edilen bilgisayarımızın mat dokulu özel bir kaplamayla geldiğini belirtelim. Bu mat doku sayesinde de uzun kullanımlarda kolda ağrı vesaire gibi herhangi bir şey hissetmiyorsunuz. Bir oyuncu bilgisayarında da olması gereken bir özellik diyelim. Toplamda 2,5 kilogramlık bir ağırlığa sahip bilgisayarımızın 3 adet USB 3.1 portu bulunuyor. Bunun yanında çağa ayak uydurmak için de Type-C girişini eklemeyi unutmamışlar. Tabii ki de micro SD kart olsun, HDMI girişi olsun vesaire bu gibi şeyleri de atlamamışlar bu bilgisayarda. Bilgisayarın içinde turbo termal fanlar bulunuyor. Bu da tabii ki de daha az ısınmasına sebep oluyor oyun anında. Bataryadan da bahsetmek isterim ama bir oyuncu bilgisayarında aslında bataryanın çok da önemi yok arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Ortalama kullanımda 2,5-3 saat arasında gidiyor. Bu sizin tabii ki de bilgisayarı kullanma şeklinize göre de değişir. Burada değinmek istediğim bir şey var. Çoğu oyuncu bilgisayarında olduğu gibi maalesef ki adaptörümüz biraz büyük. Arkadaşlar artık son sözlerimize gelebiliriz. Piyasada ortalama 7700-7600 TL bir fiyatı var bu bilgisayarın. Tabii ki de bilgisayara fiyat biçerken içindeki 32 GB RAM'i, efendime söyleyeyim 512 GB SSD'yi, 1060 ekran kartını falan göz önünde bulundursanız kafanızda bir şeyler daha fazla netleşir diyelim. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran şurada. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.